Neyin var? Yok bir şey. Kalsaydın çocuklarla. Ne güzel kafanı dağıtırdın işte. Ercüment mi? He. Herkes arıyor adamı Behzat. Tek başına aramıyorsun ki. Biraz başkalarına da güven artık. Rahatlat şu kafanı. He. Efendim diye aç şunu. İş üstünde misin? Ters bir zamanda mı aradım? Ne istiyorsun lan? Kalacak bir yer bulamadım. Sana geçiyorum. Etrafı temizlemişler. Oğlum salak mısın be sen? Gerizekalı mısın sen? Bana bir yer ayarlamazsan kızının katilini öldürürüm. Bana yardım ettiğini açıklarım. Anladın mı? Benim gitmem lazım. Kim? Ne yapacaksın bugün? Geleceksin mi benden? Bilmem. Geleyim mi? Bak sen bilirsin ama ne istersen gelme. Yani zaten bir işe yaradığın yok. Dosyaların yerini değiştiriyorsun. İyi, ben evdeyim o zaman. Sinemaya gidelim mi? Sanat filmine. Adı neymiş? Bilmiyorum ama gişesi az bir film. Neyse, kalsın o zaman. Telefon. Efendim. Yok ya, hayır. İstemiyorum. Ya yok, gerçekten istemiyorum sürpriz falan. Eminim. Tamam, görüşürüz. Şule, sürpriz ne? Yok bir şey. Var var. Sevgilin aradı değil mi? Sevgilin mi var senin? Hayır. O zaman doğum günü. Kesin bir doğum günü falan var. Yani sürpriz falan dediğine göre. Evet. Ya ne deli şeysin sen ya? Niye söylemiyorsun kızım doğum gününün olduğunu? Yani kesin bir şey yapıyoruz, tamam mı? Ne zaman? Yoksa bugün mü doğum günü? Yok, yarından sonra da ben gerçekten bir şey yapmak istemiyorum. Ya sen bir şey yapmayacaksın ki kızım. Biz senin adına, yani sen farkında olmadan biz bir sürpriz hazırlayacağız. Kimdi o arayan? Sevgilin miydi? Arkadaşım. Arkadaşın. Söyle, o da gelsin. Nesine? Ya Nesine? Ya bak, bu bizim mavi kafanın doğum günüymüş ya. Gömlek hazır mı? Ne yapayım Şevket? Tamam. He abi. Ha Behzat, ne diyeceğim lan? Şule var ya, doğum günüymüş oğlum onun yarından sonra. Sen nereden biliyorsun abi? Kendi mi söyledi sana? Yok lan, kendi söylese inanır mıyım? Bir arkadaşıyla konuşuyordu, kulak misafiri oldum. He. İyi. Kutlarız bir ara o zaman. Hem moral de olur. Kesinlikle moral olur. İyi de ne hediye alacağız lan buna? Bakarız abi. Bakarız işte. İyi, hadi görüşürüz. Nesime gömlek! Efendim, İstanbul İnfaz Büro ekibinden rasmı geldi. Gelsin.
Tekin nerede? Bilmiyoruz. Nereye gideceğinden bahsetti mi size? Cinayet bürodan başkomiser Behzat'la görüşeceğinden bahsetti ama kendisinden bir haber alamadık. Başka bir haberiniz varsa? Memduh başkanı bulun bana. Ben de size efendim. İnfaz büronun geri kalanı nerede? Rasim komiser midesini düşürmüş savcım. Toplantıya yetişmeye çalışacağını söylemişti. Ne var burada? Gazı mı varmış? Peki bu Tekin efendi nerede? Dün geceden beri kendisinden haber alamıyoruz müdürüm. Haber alamıyoruz ne demek ki? İstanbul'a mı gittiler? Bilmiyorum. Dün biz Ercüment Cüzer'in yerini tespit ettik. Bir huzurevinde saklanıyormuş. Oğlum yerini öğreniyorsunuz da bana niye haber vermiyorsunuz? Size haber verilmediğini bilmiyorum müdürüm. Ben Tekin müdürüm size haber verir diye düşündüm. Tövbe estağfurullah ya. Siz Ercüment'in yerini kimden öğrendiniz? Huzurevinin güvenliği durumu 155'e bildirmiş. Oradan haber aldık. Ben bırak lan 155'i bildirseler bizim de haberimiz olur. Bilmiyorum belki içeriden birisi gizli bir bilgi olarak düşünüp direkt Tekin müdürümüze haber vermiş olabilir. He. Behzat ne haber ya? Niye nefes nefeseyim diye sormayacak mısın? He. Niye konuşamıyorsun? Toplantıda mısın? He. Toplantıdaysan burnunu kaşı. Tamam. Ya ben seni sonra ararım tamam şey. Teşekkür edecektim ya burası çok rahat. Ha sağ ol. Hadi. He. Kim? Abim. Biz devam edelim ya. Bu Tekin'i bulmak lazım şimdi. Şu huzur evinin adresini versene lan bana. Bir de biz bakalım oraya. Ben de seninle geleceğim. O zaman ben de size katılayım. Yok siz kalın. Biz gideriz. Buyur abi beni çağırmış. Gel şöyle biraz yürüyelim seninle. İşler yoğun herhalde. Senden haber bekliyorum bir türlü gelmedi. Bu Ercüment Çözer meselesi biraz fazla uzamadı mı başkan? Abi ortam müsaitliğinde haklısın halledeceğim en kısa sürede merak etme. Bundan 5 sene önce olsaydı söylediğim anda işi bitmiş olurdu. Yaşlandın artık başkan. Emekli olmak istiyorsan söyle. Korkma seni harcatmayız. Biz ancak mezarda emekli oluruz abi. Eğer uzun bir hayat yaşamak istiyorsan spor yap. Temiz hava al. Ercüment'i bul. Tamam merak etme halledeceğim abi. Bunun dün gece bir huzur evinde olduğunu söylediler. Gizlensin diye birileri onu işe yerleştirmiş haberin var mı? Yok. Ama o iş için Ankara'ya çok gelip gider. Çok tanıdığı var burada. Ender Albay diye biri varmış. Onun yardımcı olduğunu söylediler. Sen tanıyordun galiba bu adamı ha? Öyle bir merhabam var. Ne yapmış, kaçmış mı? Bak başkan. Bu seni son çağrışım. Ercüment Çözer'i bul ve kafasına sık. Bilmem yeterince açık anlatabildim mi? Evet, anladım abi. Güzel. Ercüment Çözer dün burada işe başlamış. Adını bilmiyordum. İşe aldığınız insanların isimlerini sormaz mısınız siz? Genelde sorarım. Ama arada eski bir arkadaşım vardı. Referans oldu bana. Sonuçta adam müstahdem olarak işe başladı. Yani o kadar ilgilenmemem normal değil mi? Peki bu Ercüment Çözer'i kim tanıdı? Polise kim haber verdi? Oya adında biri. Mehmet Bey diye birisi kalıyor burada. Arada onu görmeye geliyor. Evet. Bu torununun adı Bahar mı? Bahar Hanım'ın dedesi evet. Ercüment'i işe almanız için size kim referans oldu? Albay Ender Mürsel. Eski bir arkadaşımdır. İyi bir tanıdığı olduğunu söyledi. Ben de tamam dedim. İşe aldım. Ender. Jandarma Alay Komutanı Ender.
tutuklu sizle bir şey konuştum lan. Askerliğiniz rahat geçecek dedi. Niye dedi biz de anlamadık. Nah geçecek. Hepinize ceza vereceğim. Al bunları 2 hafta diskoya gönder. Seninle sonra konuşacağız. Ya çocukların hiçbir suçu yok işte onları emri yerine getirmişler. Sen karışma. Yukarıdan emir geldi yardımcı olduk. Daha fazla karıştırma bu işi. Tanıyor musun? He. Ercüment'in kaçmasına yardımcı oldu o herif. Emin misin? Abi. Hani seninle şu jandarma alay komutanına gitmiştik ya hatırladın mı? Ender Albay. Bana bir randevu ayarlaman lazım abi. Ya sen ne yapacaksın benim ne yapacağımı? Ayarla sen işte. 10 dakika sonra seni arayacağım abi. Ne konuşacaksın abayla? Ercüment'i buraya yerleştirdiyse daha fazla şey biliyordur bu adam. İfadesini vermesi için yazılı emir çıkarayım Behzat. Bu kadar acele etme. Ya ben bir konuşayım sen emri çıkartırsın zaten. Ne yaptın Rıza siz? İşte abi çalışanlarla konuştuk. Ercüment hakkında bir şey bilen yok. Ben de hastalarla konuştum usta. Hasta değiller onlar. İhtiyar. Hani sahip bir şey bildikleri yok zaten. Sizi burada bekleyin lan. Gel. Beni görmek için araya Tuğgeneral sokmana gerek yok. Telefon aç görüşelim. Telefonunuzu bilsem ilk sizi arardım ben. Ne vardı? Şimdi bundan birkaç ay önce sizinle bir görüşme yapmıştık. Hatırladınız mı beni? Hatırlıyorum. Suçluyu cezaevine naklederken kaçırmışlardı. Heh. Kendi içinizde bir soruşturma başlatacaktınız. Ne oldu o iş? Soruşturma tamamlandı. Nakli gerçekleştiren 3 erbaş tutuklandılar. Cezaevindeler. O çocukların hiçbir suçu yoktu. Niye geldin kardeşim sen? Ha? Ercüment çözeri huzur evine yerleştirmeni kim söyledi lan sana? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Sen Ercüment çözeri nereden tanıyorsun lan? Sen kimsin lan bana hesap soruyorsun? Çık dışarı. Boyundan büyük işlere kalkışma başkomiser. Bak ben bu lafın hastasıyım ha. Bir de bana haddini bil demiyorlar mı? O da acayip. Saç tıraşını beğendim lan. Yakışmış. Arada tepede bırak ama. Ne diyeceğim? Seni takip eden kadın ne oldu lan? Bilmem. Hiç merak etmiyor musun oğlum? Sormuyorsun ne zaman? Boş ver oğlum ya. Merak etmiyorum artık. İyi tamam benim de üstümden yük kalktı ya. Bu olay komutanını takip et lan. O herif de işin içinde. Aralarındaki bağlantıyı bulmamız şart. Abi ben o herifi nasıl takip edeyim ya? Onun sivilde işi yok ki abi. O lojman senin o orada evi benim öyle dolanır o. Hem bende sakal var abi almazlar beni oraya. Sakal olmasa alacaklar sanki. Takip et lan işte takip et. O Ercüment huzur yerine kimin yerleştirdiğini öğrenmemiz şart. Tamam abi. Araba gönderirim lan. Tamam eyvallah. Sen nereye lan? Oğlum ben takipten ayıkmam. Sana kolay gelsin. Burası nereden geldi aklına? Çocukluğuma saklandım Memduh. Hı. Büyüsen iyi olur. Var mı gelişme? Var.
Harcayacaklar seni yakında. Dikkatli ol. Huzur evinde niye rahat durmadın? Huzur bir tarafına mı kaçtı? Ben bir şey yapmadım. Nerede kalıyorsun? Kafamı sokacak bir yer buldum. Neresi? Ya bulamayacakları bir yer işte. Niye bana söylemiyorsun? Senin de bilgisi yok. Sen ne yaptın? Aradın mı yurt dışına çıkışımı? Ne zaman gidiyorum? Az kaldı. Ortalıkta pek dolanma bu aralar. Küçük bir işim var. Onu da halledeyim de. Vay be. Şurada bir şey var. Sen buna yetiştin mi? He. Abi, albayı takipteyim hala. Alaydan çıktı, orada evine girdi. Oradan da lojmana geçti. İyi, tamamlar. Bir saat daha kadar bir bak bakalım. Lojmandan çıkmazsa eğer, yarın devam ederiz. Olur, tamam. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Kusura bakma, fazla vaktim yok. Sana süslü bir ameliyat yapamayacağım. Geçen gün abimle konuştum. Bana bir şeyler söyledi. Ne dedi? Yarın senin doğum gününmüş. Ha, evet. Ama kutlamak istemiyorum. Neden? Ne bileyim, saçma geliyor öyle şeyler. İnsanlar bir kere doğunca geri dönüşüyor mu? Anlamadım ben işte. Şöyle yani, hani bir yıl 365 gün diyorlar ya. Ha. Benim için 366, 367, 368 diye devam etti günler. Bu hesaplamayla zaten asla doğduğun güne denk gelemez. Ya sonuç olarak sen yine de doğdun mu? Evet. Tamam, bitti işte. Abimle karar verdik. Yarın senin yaş gününü kutlayacağız biz. Peki, tamam. Nerede? Buluruz bir yer. Ne alayım sana? Bir şey söylemek istemiyorum. Sürpriz ya. Sürpriz. Ha. Kanka, ne haber ya? Söyle lan. Ya ben bir cinayet işledim. Şimdi kahvaltıdayım da galiba vicdan yaptım, böyle içim şey oldu. Bir arayayım, kendimi ihbar edeyim de rahatlayayım dedim. Sen müsait miydin? He. Kim? Şu huzur ev müdürü vardı ya, onu. Niye? Ya boş ver ya, şimdi anlatsam haklı olduğumu anlayacaksın da. Ya şeyde Çamlıdere'ye koydum, oradan alırsınız, tamam. Beni niye arıyorsun lan? 155'i ara. Seninle konuştuğumu kimse bilmiyor benim. İşte bunu duymak istiyordum ben de. Ha, bu arada albaya gittiğini duydum. Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Ben öyle hatırlıyorum. Bak, beni araştırmayı bırak artık, tamam mı? Kafanda ne var biliyorum. Aklınca beni yakalayacaksın. İlişkilerimi teker teker ortaya çıkaracaksın. Bütün kanıtlarıyla. O kurduğumuz derin yapı çökecek. Ya bu kadar kolay mı sanıyorsun sen? Gitmene izin vermeyeceğim lan senin. Ya ben senden izin istemedim ki. Bak, şöyle yapalım. İkimiz bir gün bir rakı sofrasına oturalım, tamam mı? Ben orada sana memleketin bütün sorunlarını anlatayım. Neler döndüğünü, ha? Gizli gizli. Her şeyi, bütün ayrıntılarıyla. Sonra sen dersin ki, ya ben nelerle uğraşmışım, cahillik işte dersin. Bir böcek olduğunu anlayınca daha da yüklenirsin rakı ya. Ben seni teselli etmek için derim ki... Takma kafana ya, olur böyle şeyler derim. Ha, olmaz mı, yapalım mı?
Oynama şu peynirinle. Doğru düzgün ye. Bir lokma kaldın zaten. Bu iş çığırından çıktı. Bu iş iyice çığırından çıktı. Sen niye geldin lan? Niye mi geldim? Bu cinayeti de Ercüment işlediyse tefe koyarlar beni be. Benim koltuğum tehlikede. Sanki biz yakalayamıyormuşuz gibi İstanbul'dan ekip gönderdiler adamı almaya. Biri öldü, öbürü de kayboldu. Herifin kaldığı yerleri tespit ediyoruz. Huzur evine gitti diyorlar. Huzur evi müdürü de öldürülmüş. Bu herifi birileri çok fena koruyor. Kim ihbar etmiş? Birisi 155'i aramış. İsmini falan vermemiş. Ercüment mi sence? Olabilir. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşuruz. Benden ne saklıyorsun Behzat? Hiçbir şey. Geçen gün apar topar gittin. Açmayacak mısın? He. Abi, albay sivil aracıyla yola çıktı. Değil ayı. Siz takibe devam edin. Tamam. Emniyet müdürü aradı şimdi. Rasim'le Naci'yi İstanbul'a geri çağırmışlar. İstanbul ekibi soruşturmadan geri çekildi. Tekin'i bulabilmişler mi? O da İstanbul'a geri gitmiş. Ailesi tehdit alıyormuş. Bu da gizlice geri dönmüş. Emniyet müdürünün haberi varmış. Görev icabı gizlice geri çağırmışlar. Ercüment seni bir daha aradı mı? Yok, aramadı. Ha. Harun bunu sana vermemi istedi. O ne? Akşam evleniyormuş. Senin de gelmeni istiyor. Sağ olsun. Hoş geldin abicim, buyur. Selamünaleyküm. Evleniyor musun? Ha, evleneyim de damat tıraş olmayacağım. Olur mu abicim damat tıraş olmadan? Ya kardeşim, ne kadar damat tıraşı? Sana 150 olur abicim. Ya, damat tıraşı olmayayım da kol gibi değil mi? E, gelenek abi. Kardeşim, damat tıraşı falan olmayacağım. Zaten saçım sakalım yok. Sen şu enseyi al yeter. Hanımlar nerede abi? Ne yapacaksın, onları da mı tıraş edeceksin? E, tanıdık kuaför vardı, ucuza hepsini hallederdik. Hadi kardeşim, şu enseyi al, hadi. Bana saklamaya çalıştığın adamın Ercüment olduğunu niye baştan söylemedin? Ya boş ver, geçmiş gitmiş mesele, uzatma şimdi. Bir başkomiser var. Bugün o geldi bana. Behzat mı? Korkma, ondan bir şey olmaz, o bir şey yapamaz. İşler olunca hep bir harcanacak adam bulunur. Başıma böyle bir şey gelsin istemiyorum. Seni kimse harcamaz. Seni biraz endişeli gördüm, sakin ol ya. Olanlardan haberin yok galiba. Ne oldu? Müdürü doğramışlar. Kim yaptı biliyor muyuz? Ercüment yapar mı böyle bir şey? Yok, yapmaz. Efendi adam bu. Ben bilmem. Bu saatten sonra bu pislik kolay kolay temizlenmez. Arkadan dayama. Şöyle yanıma gel. Hayırdır? Seninle bir anlaşma yapmıştık Memduh Başkan. Hatırladın mı? Evet, hatırladım.
Ercüment Çözer'i huzur evine sen yerleştirmişsin, öyle mi? Evet, ben yerleştirdim. Niye bana söylemedin? Gerek duymadım. Anlamadım. Neden? Bugüne kadar çok adam vurdum. Nasıl vurduğumu sana anlattığımı hatırlamıyorum. Bunu anlatacaksın. Ercüment Çözer'in ölmesine gerek yok. Bana bak. Senin işin verilen emirleri yerine getirmek, sorgulamak değil. Bak, bana biraz zaman ver, aranızdaki meseleyi halledeyim. Sizin barışmanız herkes için hayırlı olur. Bütün bunları niye yaptığını biliyorum. Güçlü olduğunu sana göstermek istiyor. Ondan bu kadar kolay vazgeçmemen için yapıyor. Ben kimseden kolay kolay vazgeçmem. Ercüment Çözer benim 3 adamımı öldürdü. Biri de korumam. Tamam işte, bak yenisini bulmuşsun hemen. Bu da yetenekli. Bak, içeri girer girmez direkt kafama silahı dayamadı. Bıraktı biraz, sana doğru birkaç adım atayım. Seninle yüz yüze geleyim, şaşırayım. Ondan sonra dayadı silahı. Aferin. Ne demek istiyorsun anlamadım. Demek istiyorum ki, yarın bu da ölse bunun yerine adam bulursun. Ercüment'in yerine kimi koyacaksın? Unutma ki o bizim her türlü işimizde sorgusuz sualsiz bize kaynak sağladı. Ercüment Çözer artık kendini bitirdi. Devlet ciddiyetiyle hiçbir iş yapmadı. Kafası çalışmayan bir adam değildir. Bana müsaade et, aranızdaki meseleyi halledeceğim. Zaten hallolmayacak bir mesele yok. Sadece sen ona biraz daha saygı göster istiyor. Bana bak. Ercüment Çözer'i öldüreceksin. Yoksa kendi cenazeni hazırlarsın. Yerini bulacağım ben. Kızımın katili sensin. İyi bildim ben. Barışmıştık. Affetmişti beni. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm.
yüzümü örtüsüler. Sesin bir acayip geliyor. Yok bir şey abi. Nasıl yok bir şey lan? Bir şey mi oldu oğlum? Abi. Ya, tamam lan tamam. Stres yapma be. Şule için aradım ben seni. He. Ne olmuş Şule? Şimdi alışverişe çıkacağım da. Aşağıdan şeye bakacağım. Pasta masta süs filan. Bir de diyorum hediye alayım. İstersen senin için de bir şeyler alayım. Yok abi yok. Ben hallederim. İyi. Hadi eyvallah. Merkez. 45-30 merkez. Koyu renk kısa. Aytaş sokaktan çiftlik istikametine doğru gidiyor. Saldırıya uğradım. Eda, amirim saldırıya uğramış. Ne yapacağız? Harunlara hemen haber vermemiz lazım. 45-30 merkez. Aytaş sokaktan çiftlik istikametine doğru gidiyor. Alo. Alo Harun neredesin? Bıraktığın yerde ne oldu? Amirime suikast düzenlenmiş. Ne suikastı kim? Nasıl nerede ya? Bir şey olmuş mu? Ya bilmiyorum bir şey bilmiyorum. Hayaletli Akbaba'dan haberin var mı? Yok 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 benim yok. Amirim nerede? Gaz Mahallesi Aytaç Sokağın girişinde. Tamam kapat. Kapat geldim. Ben Hayalet'i arayayım sen Akbaba'yı ara. Alo Hayalet. Başka gören yoktu yani aranızda. Plakayı gören olmamış amirim. Plakayı sökmüşler. Etrafta kamera falan da yok. İyi bir yer seçmişler. Yani ıssız bir yer anlamında iyi bir yer seçmişler. Yakalanmamak adına. Başka bir emriniz var mı amirim? Yok Eda siz büroya geçin. İşimiz bitsin geçelim abi. Amirim! Yavaş lan yavaş yavaş. İyiyim. İyiyim lan iyiyim saçma sapan konuşma.
Usta! Abi! Abi tamam, iyi misin ya? La tamam la, tamam iyiyiz la. Bir şeyimiz yok. Tamam la. Kim yapmış? Bir şey söylemedim. Kaçtılar mı lan? Herhalde. Sen adamları nasıl görmezsin ya? Görmedim Tahsin. Adamlar bana ateş etti lan. Onlara mı baksaydım kim ateş ediyor diye? Müdürüm, araç olay yerinden 500 metre ileride terk edilmiş halde bulunmuş. Araç kime kayıtlıymış? Çalıntıymış müdürüm. Ne saklıyorsun? Ben bir şey saklamıyorum. Ya fark etmediğimi düşünüyorsun ya da düpedüz salak yerine koyuyorsun Behzat. Bir şey söylemeden çekip gidiyorsun. Sorularıma cevap vermiyorsun. Devamlı kaçıyorsun. Ne oluyor? Ben bir şey saklamıyorum. Öyle mi? Hayalet! Dünkü fotoğraflarda kim vardı? Hangi fotoğraflar savcanım? Düğün salonundaki. Ben geldiğimde kapattığınız fotoğraflar. Buraya bak, buraya bak. Memduh. Bir de Ender Albay. Sağ ol. Dünkü fotoğraflarda Memduh'la Ender Albay varmış. Niye söylemiyorsun? Bir şey de bilme ya. Hani birlikte halledecektik Behzat? Bu senin halledeceğin işlerden değil savcanım. Asıl senin halledeceğin iş değil başkomiser. Adamı yakalayacaksın, bana getireceksin. Ben de ne gerekiyorsa onu yapacağım. O kadar. O kadar. Yürüyün la. Olay yerinden değil lan, geriden gideceğim. Selam. Selam Necip Başkan. Nasılsın, rahatın yerinde mi? İyiyim, iyiyim. Ya mahcup oldum sana da. Fazla ilgilenemedim seninle. Sonuçta Behzat'ın emanetisin. Mahcup olmak istemem. Behzat'ı çok seviyorsun galiba. Yani bir sözüyle kim olduğumu bile sormadan beni buraya kabul ettiğine göre. Hayatta tanıdığım en mert adamdır Behzat. Seni de koruduğuna göre sen de öylesindir. Başkanım, maç yapacağız da gelmez misin? Yok ya, sizinle baş edilir mi? Oynar mısın? Olur, tere tarım ben. Misafirimiz oynayacak ha, ona göre. Tamamdır başkan, hadi abi bekliyoruz. Efendim? İyiyim. Her zamanki yerde mi? Nasıl güveneceğim? İyi tamam, telefon bekliyorum. Abi konuşmamız lazım. Ya tamam ben biliyorum. Hatta biliyoruz yani. Hepimiz birbirimizden daha çok suçluyuz. Hatta en çok da ben suçluyum belki, tamam da. Sana da büyük yanlış yaptık abi. Yani dövsen de sövsen de haklısın. Abi en azından şu ağırcı p***ni yakalayana kadar unutalım diyoruz ya. Bu şerefsiz bizimle dalga geçiyor abi. Yakalayalım ondan sonra kovuyor mu kovmuyor mu ne yapıyorsan sen karar ver. Harun haklı abi. Biz az evvel konuştuk. Bu şerefsizi yakalamak bizim boynumuzun borcu. Bir yere oturup konuşalım mı abi? Yürü Eşek'le. Pardon ya. Bir daha olmasın. Özür diledim. Bir daha olmasın dedim ya. Saygısızlık yapma. Oyununa bak.
Amirim. Amirim, bir şey konuşmamız lazım. Amirim, ben gelemedim. Çünkü belki duymuşsunuzdur, talihsiz bir olay yaşandı. Yani telafisi güç ama biz de dahil. Bir daha seni burada görmek istemiyorum ben. Hayat fena halde futbola benzer. Top geçer adam geçmez. Ne yapıyorsun lan sen? Kardeş! Gel lan buraya! Kaçma, kaçma! Gel be lan! Arkadaşınıza yardım edin. Bak bağırıyor orada. Hadi! Kimsin lan sen? Acımat Çözer. Aga ne düşünün? Nasıl oldu bilmiyorum ama bu adamların arası bozulmuşlar. Bu abi dedikleri adam Ercü'yü gözden çıkarmış. Memduh Başkan'la Ender de Ercüment'i korumaya çalışıyorlar. Abi vallahi belki de gerçekten Ercüment'le alakası yoktur. Sadece aldığını kullanmıştır belki. Ha? Yok be. Bu adamın kesin bu işte bir ilgisi var. Memduh Başkan'ı tanımıyorum dedi. Hop, soluğu Memduh Başkan'ın yanında aldı. Ercüment'in kaçmasına kesin yardım etti o herif. Seninle konuştuklarını duymadın değil mi lan? Yok abi, uzaktaydı ya. Sadece fotoğraf çekebildim. Abi Memduh'u bulursak Ercü'yü de bulduk demektir. Bulursak. Nasıl buluruz moruk? Abi şu Ağar abi dedikleri adamla sen bir görüşmeye çalışsan. Ercüment'in aramasını bekleyeceğiz. Ankara'dan gitmeden önce her şeyi anlatacağını söylemişti bana. Bu herif tam şerefsiz ya. Var mı usta böyle bir şey ya? Arıyor, cinayetlerini anlatıyor. Gitmeden ararım diyor. Neyine güveniyor abi bu herif bu kadar ya? Ercüment bu sefer yalnız kaldılar. Enseleyeceğiz herifi. Onunla ilişkide olan herkesi tek tek indireceğiz. O fotoğraflara bizim ihtiyacımız var ha. Tamam abi. Benden haber bekleyin lan siz. Tamam. Ben bir sağa sola bakayım abi. Belki bir şeyler bulurum. Sen de yalnız gitme, beraber gidelim. Ne olur ne olmaz. Gel. Oo. Hoş geldin Mesut. Aç mısın? Buranın yemeği çok güzeldi. Söyleyeyim mi sana? Niye çağırdın lan beni? Ercüment'i sen mi saklıyorsun? Gir. Savcı Hanım, kuryeyle geldi bu. Sizin adınıza. Teşekkür ederim. Ben saklamayayım. Niye saklayayım lan? Kafamda her türlü alternatifi eledim. Bir tek sen kaldın. Ercüment'i ben niye saklayayım lan? Ne bileyim. Belki sana bir takım vaatlerde bulunmuştur. Sen de kanmışsındır. Saçma sapan konuşma lan. Ercüment'i bana ver. Ben de değil. Bak Ercüment'i bana ver. Her tarafı sarıldı. Her yerde aranıyor. Hiçbir yere kaçamaz. Ercüment'i bana ver. Ben de sana sen ne istiyorsan vereceğim. Kızının katilini mi söyleyecek? Sen nereden biliyorsun lan? Sen kim olduğunu biliyor musun? Ercüment'in kızının katilini bildiğini biliyorum sadece. Başka bir şey bilmiyorum. Ercüment bende değil. Ben bulunca ona sorarım. İyi. Benden önce bulmaya çalış o zaman. Gelecek, gelecek. Sıra sana da gelecek. Kafandan ne geçiyor biliyorum. Boşuna yorulursun. Ne yapalım? Bizim işimiz de amelelik işte.
Ya bir şey yeseydin. Reşat. Ne oldu lan? Gitti. Nasıl gitti lan? Gitti. Gitmeden de bizim elemanlardan birinin bacağını kırdı gitti. Ne oğlum, niye haber vermedin bana? Adam hastaneye zor yetişir. Direkt ameliyat aldılar. Bir nefes alsam arayacaktım. Ya Besat, sen bana kimi getirdin ya? Boş ver la, boş ver. He abi. Besat, ne zaman gidiyorsun oğlum? Ne oldu abi? Ya bir şey olduğu yok. Şule'ye sürpriz hazırlıyoruz herhalde. Acele et diye söyledim. Ne hediye aldın lan kıza? Abi daha almadım ya, alacağım. Bana bak Besat, gelirken içecek bir şey de al. Lan ben almayı unutmuşum, tamam mı? Şule nerede abi? Arkadaşıyla birlikte gelecekler. İyi tamam abi, tamam. Neredesin lan sen? Ne oldu? Aramadığım yer kalmadı. Sakin ol. Ben de kendi çapımda bir şeylerle uğraşıyorum burada. Relax. Sen de mi Brutus? Ben de. Beni buna mecbur ettin. Başka çare bıraktın mı ki? He? Mahvettin lan beni. Sen ne laftan anlamaz adamsın lan? Sattın yani beni ha? Dur dedim, durmadın. Bekle dedim, beklemedin. Yapma dedim, yaptın. Gitme dedim şu kodumunu, Ankara'sını, başını belaya. Sokma dedim, soktun. Lan ağzıma. Bir başkomiserden intikam alacağım diye başımızı sokmadın, bela kalmadı. Beni buna sen mecbur ettin, Ercüment Çözer. Sen beni öldüremezsin Memduh Başkan. Beni ancak ben öldürürüm. İzin ver kendim yapayım. Sana ne dedim? Başka çarem kalmazsa kafama sıkarım dedim, değil mi? Bak, işte başka çarem kalmadı. En güvendiğim adam Memduh Başkan bana sırtını döndü. Ölmek için güzel bir gün. Beni öldüremeyeceğini o pis otel odasında anlamıştım zaten. Ercüment. Nasılsın? İyiyim. Bir yanlış anlaşılma oldu galiba aramızda. Her zamanki yerimizde buluşalım, bir konuşalım. Her zamanki yerde mi? Nasıl güveneceğim? Bak, ben sana saygı duyuyorum. Sen de bana saygı duy. Biraz işim var, bitince görüşelim. İyi tamam, telefon bekliyorum. Başın sağ olsun. Ölen ölünmez. Gel biraz yürüyelim şöyle, arkadaşlar burayı hallederler. Hiç arkana bakma. Geçmişi unutmak lazım. Seninle birbirimizi biraz üzdük. Ama geçecek. Uzlaşacağız. Şimdi el sıkışacağız ve her şeyi yeniden başlayacağız.
Bir süre dinlen. Küçük bir işim daha var. Tamam. Hallet ve yurt dışına çık. Çıkacaktım zaten. Memduh Başkan nereye gönderiyordu seni? Gürcistan. O pasaportun içinde Fransa bileti var. Seninle çalışmak güzel. Bir şey soracağım. Barışmak nereden aklına geldi? Memduh Başkan söyledi. Akıllı adam. Bu kadar pislik nasıl temizlenecek? Sen merak etme. Her pisliği temizletecek adam bulunur. Benim gitmem lazım, biriyle buluşacağım.6 tane. Alo. Ya Behzat. Ha. Ya hiç arayıp sormuyorsun ha. Öldüm mü kaldın mı hiç? Hata ettim galiba kendimi sana emanet etmekle. Neredesin lan? Ha ben de onu söyleyecektim ya. Kızının katilinin yanındayım. Ne yapayım, öldüreyim mi sabah mı bırakayım? Neredesin lan? Tamam tamam. Sesli havacılıktayım. Oraya gel. Acele et ama ha. Hadi. Bir şey gördün mü? Efendim abi. Tamam geliyorsun. Tamam tamam hadi bay. Ne oldu lan? Koşun da koşun. Ercü amirim aramış. Nerede olduğunu söylemiş. Koşun. Neredeymiş lan? Ruslan!
İndir silahını. Nerede o? Ben sana kızını katilini paketleyip vermişim, sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Kıpırdama! Kıpırdamıyorum zaten. Bu arkadaş, adam indirme konusunda çok iyidir. Cem, ters bir hareket yapan olursa önce şu uzun saçlı indir, tamam mı? Gıcık oluyorum ona. Tercihini yap başkomiser. İstersen çek tetiği. Ama kızının katili ödür o zaman. Seçim senin. Ya ben ya kızının katili. İndirin lan silahları. Nerede o? Bravo, güzel seçim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben şimdi helikoptere biniyorum. Havadayken size katili veriyorum. Tamam. Bu davada kapanıyor. Neden lan? Sebep? Niye? Sana ne zaman neden taktığımı hiç hatırlamıyorsun değil mi? Mine yüzünden mi lan? Mine? Ha, şu senin eski kırık. Onu tanımıyorum bile. Neden lan? Ben öldürdüğüm her adama onu neden öldürdüğümü anlattım. Bilsin istedim. Ama seni öldürmeyeceğim. Onun için de anlatmayacağım. Çok mu merak ettin? Tamam, sana bir istisna yapıyorum. Kızının öldüğü gece. Beyefendi, alkollü olduğunuz belli. Neden üflemiyorsunuz? Asabım bozma. Gitti ya, git. Üflemek zorundasınız. Hayırdır Ekrem? Amirim üflemiyor. Sen niye üflemiyorsun lan? Üflesene lan şuna. Yeter mi lan? Yeter. Al. Hadi hayırlı görevler. Bunun yüzünden mi lan? Bunca kan. Bir tek yumruk yüzünden mi? Sen beni hala anlamıyorsun başkomiser. Bana kimse dokunamaz. Kimse. Ama sen ne yaptın? Bana vurdun. Vurursan bedelini ödersin. O günden sonra tek bir fiske atabildin mi bana? Hı? Lan madem o kadar güçlüsün, niye öldürmedin lan beni? O gece öldürecektim. Öyle. Hiç hesapta olmayan bir şeyler girdi araya. Hadi nerede kaldınız? Burası karıştı Ercüment Bey. Alacağımız adamın kızı az önce intihar etti. Alamıyoruz. Bana bak. Bu Behzat denen adamla ilgili her şeyi bilmek istiyorum, tamam mı? Kimmiş, neyin nesiymiş, neciymiş, bunun kızı niye intihar etmiş? Girmedik yer bırakmayın, tamam mı? Emredersiniz. Arkadaşının acil bir işi çıkmış. Artık onunla başka zaman ilgileneceğiz. Üfle diyordun değil mi sen bana? Üfle. Tamam. Yani üflüyorum istemediğin kadar ya. Kızımın katili nerede? Paketlendi, seni bekliyor. Havalanınca söyleyeceğim. Ama bu menzildeyken söylemem. Delilik mellik yaparsın. Sana niye inanayım lan? Doğru söylediğini nereden bileyim? Bencil olma başkomiser. Adamlarını da mı öldüreyim? Onlarla bir alıp veremediğim yok. Benim seninle var lan. Benim seninle bir alıp veremediğim var. Öldür lan beni. Öldür. Nerede lan?
Dardan! Gidiyor bu, gidiyor. Bak ne diyeceğim. Sen bu tekini öldürdün ya, silahı bırakmışsın. Ya bir sürü parmak izi var üstünde. Ya ne dikkatsiz adamsın sen ya. Neyse, ya bana yardım ve yataklık yaptığın için teşekkür ederim. Sağ ol. Ha, kafayı senin orada tıraşlamıştım ya. Etrafta bayağı bir kıl vardır ha. Ya bir de şey diyeceğim. Sen neden kredi kartı kullanıyorsun ya? Borçları ödemiyorsun ki. Yine ben ödedim. Çav başkomiser, çav. Müdürüm. Size kim gönderdi fotoğrafları? Bir kurye. Haklısınız savcım. Birileri Behzat'a komplo kuruyor. Tuzağa düşürdü şerefsiz. Nasıl? Siz gidin lan. Esra beni soracak olursa beni görmediniz. Sen nereye abi ya? Kızına git ne demek abi? Abi biz de gelelim gözünü seveyim ya. Dediğimi yapın lan. Gidin siz. Buyurun müdürüm. Harun. Neredesiniz? Hayırdır inşallah. Behzat yanınızda mı? Hayır yok müdürüm. Biz şimdi Hüseyin abinin meyhaneye gidiyoruz müdürüm. Tamam dinle beni. Behzat'ın ifadesi alınıp gözaltına alınacak. Ben de meyhaneye geliyorum. Gelirse sakın bir yere bırakmayın tamam mı? Tamam emredersiniz müdürüm. Koş koş koş. Şevket abiye de haber verelim. Evet. Hadi lan hadi gelecekler bir şeyler söyleyik. Hüseyin abi. Thank you.
tokatlayan kız la bu. Dur, sakin ol lan, bir sakin ol. La oğlum bir dur, beni beni tokatlayan kız oğlum bu. Bak baba, oğlum bir dur, bir sakin ol lan. Adamlar gelecekler, eğer oyalamazsak amirimi alacaklar lan. Bir dur, amirimi alacaklar diyorum ya. Bir otur. Hadi. Seni kim tokatladı oğlum ya, saçma sapan? Ha? Allah Allah. Seni tokatlayanı söyle, ben döverim. Sakin. Çocuklar, ne oldu, Behzat nerede? Gel otur abi, gel. Ne diyorsunuz lan? Bunu da mı yaptı gider ayak? Yaptı şerefsiz. Ben hayattayken kimse kardeşime dokunamaz. Bunu böyle bilsin. Birazdan gelecekler abi. Biz sanki amirim buraya gelecekmiş gibi davranacağız. Hadi söyle be, buyur. Şevket. Hadi, bana her şeyi anlatmasını söyledim. Yardım etmemi istemedin, başı belada. Siz hiç merak etmeyin savcı hanım. Ben korurum kardeşimi. Gelmeyecek ki. Gelmeyecek değil mi? Eyvallah. Anladım. Mustafa komiser. Telsiz yanında değilmiş. Anonsu duymuş olamaz. Dolayısıyla buraya gelecek. Dışarıda tertip atalım. Siz de bekleyin. Emredersiniz. Hadi buyurun. Buyurun. Esra Hanım. Mine'yle Güngör niye ayrıldılar biliyor musun? Çocukları olmuyormuş. Onu kaçırmışım. Güngör'le alakalı olmayabilir. Hatırladın mı, bir kız vardı. Öğretmen, dalgalı saç. Mine. İntihar eder. Polis misin? Tanışalım. Şule, Cale, Selma, Berna. Ne fark etti? Berna benim kızımın adı. Tamam, şöyle dersin. Narkotikten misin? Cinayet o zaman. Oh, kaç ceset gördün şimdiye kadar? Ben iki tane gördüm. Selam. Hayvan mı alıyorsunuz? Nereden çıktı sen be? Nasıl olduğunu merak ettim. İşim gücüm de yok zaten. Şerimi nereden buldun sen? Cinayetçiyim demedin mi sen bana? Cinayetçiyim dedim de gelmeni ziyaret et demedim ben sana. Sonuçta açık adresini vermişsin. O dakikadan sonra ziyaret etmek ne demek? Bana kalmış. Ya dur. Aa, ama balık han kuzulayımsın be. Şule, ben tanımadın mı? Tanımadım. Sen şu çatlak kızsın. Ben çok normal değil mi? Beni yurttan attılar da bir süre sende kalabilir miyim? Benim adresimi nereden buldun sen? Sen burada mı kalacaksın? Geçici bir süre. Hangi okulda okuyorsun? ODTÜ. Birader pardon, bir bakar mısın? Buyurun. Senin bölümün ne? Felsefe neden? Güzel. Şule diye bir kız var, felsefede okuyor. Tanıyor musun sen? Öyle birini tanımıyorum. Felsefe bölümünde Şule diye bir kız var. Onu buradan bakabilir miyiz acaba? Yok, yalnızca Şule ben abi, Şule olmaz. Şule, Cale, Berna, Selma. Biz bu dördünü arıyoruz. Tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum.
Nasıl bulacağız? Soyadı falan yok mu? Soyadı var. Vardı mı soyadını? Yok. Soyadı bilmiyorum. Senin hiçbir yerde kadın kuyduğun yok mu ya? Ha? Geçen gün okula geldim. Okulda da kimse tanımıyor seni. Bir daha tanımadığın bir adamın evine gitmeyeceksin. Anlamadım. Niye gitmiyormuşum? Gitmeyeceksin. Ne bu şimdi? Adam alt tarafı komşumuz, üstelik iyi biri. Yani bana böyle davranıyorsun, kızın falan olsam kim bilir nasıl davranırdı. Bak 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 bak, babalarını bıraktı, hanımefendi de devrimcilerle takılıyor değil mi? Yapar yapar, sana ne, aşık mısın Bahar'a? Berna! Baba! Yarın akşam babam geliyor. Ben eve çıktım dedim ama senle çıktığımı söylemedim. Nazlı ile eve çıktık dedim. Ya sen bana bir özet geçsene Şule. Yani diyorum ki bir güncük eve gelmesen, peki yapmadığın şey değil. Şimdi baban nereden geliyor bak? İstanbul. Yaparsan görüntüler polise gitmez. Hem sen de şimdiye kadar yaşamadığın kadar rahat yaşarsın. İş bakıyorum. Niye? Çalışasım var. Öyle yarı zamanlı bir şeyler. Ya paraya ihtiyacın varsa ben vereyim sana. Ya paraya ihtiyacım olduğu için değil, öyle çalışmak istiyorum. Çok tatlı bir şey. Sen ne diyorsun lan? Alo. Şule. Behzat. Şule misin sen? Değilim. Burada bir adam var. Silah dayadı başıma. Öldüreceğini söylüyor. Aramazsam öldüreceğini söyledi. Yardım et bana. Neredesin? Kendimi bildim bileli, kendisinden nefret ediyorum, o maalesef. Nasıl ya? Babamı öldürmeyi planlıyorum. Seninle de o yüzden samimiyet kurdum zaten. Ha. Hı. Yardım edersin değil mi bana? Ne bileyim, yakalatmazsın. İzleri ortadan kaldırırız. Bir torpil geçer. Aaaa!
Yapma babacık. Ben senin çoktan bitirdim başkomiser.